Hasan Dağı Ovası, pek güzeldir havası. Aksaray'ı görenin hiç geçer mi sevdası? Bizim de Aksaray'a olan sevdamız Allah'ın izniyle bu ten canda durdukça hiç bitmeyecek. Bizim yazgımız hamdolsun milletimizi sevmektir. Aksaray'ı sevmektir. Aksaraylıyı sevmektir. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Buradan gümbür gümbür haftaya pazara yürüyoruz değil mi? Aksaray her zamanki gibi inşallah, hep söylediğim şey şu, rekoru da kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Sizler bu sevginizi her vesileyle gösterdiniz. Bilhassa da sandık sonuçlarıyla zirveye taşıdınız. Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkunuzu sandığa yansıttınız. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde %70'i, Cumhurbaşkanlığında %75'i aşkın oy oranıyla verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Maşallah, Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku verdi. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede, her seçimde Hasan Dağı gibi heybetli bir şekilde yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Kardeşlerim, biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceğiz. Aksaray'a mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Pek çok alanda gayet olumlu neticeler alıyoruz. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayinde, diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Her dönemde olduğu gibi bu süreçte de pek çok engelle, pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5000 lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını %50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde %50 artışa gittik. Son olarak banka promosyon ödemelerini 8000 ile 12000 lira arasında yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim
dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Şimdi karşıma bakıyorum. Girerken sordum. Dedim ki bugün katılım ne kadar? Ne kadar? Evet. 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmez. Hep birlikte biraz da sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.